Evet, sonunda bu da oldu. Haftalardır yıkanmayan kocasını defalarca uyaran Zayda Hanım, uyarılar dinlemeyen kocasını oto yıkamaya getirdi. Evet Zayda Hanım, ne yapıyorsunuz? Evde yıkan dedim, yıkanmadı, ben de oto yıkamaya getirdim. Evet, izleyelim. İzzet Bey? Haklı, yıkayacak. Evet İzzet Bey, suyla tanışmak nasıl bir duygu? Güzel, güzel. Sabunu getirin. Evet, kocasını yıkayan Zayda Hanım şimdi ikinci aşamaya geçti. Zayda Hanım, hangi aşamadayız? Köpükleme. Köpükleme. Başlayalım. Başlayalım. Evet. Evet İzzet Bey, nasıl bir duygu? Bayağı rahatladım. Bu su güzel bir şeymiş. Ferahladınız. Ferahladım. Suyun faydasını? Gördük. Gördünüz. Üçüncü aşamaya geçtik Zayda Hanım. Üçüncü aşamamız nedir? Durulama. Tamamdır. İzliyoruz. İzzet Bey, son aşamamız sizce hangisidir? Mütemadiyen tele asıp kurutacak herhalde beni. Evet, siz en iyisi ufaktan tüyün. Tüyün tüyün. Bir haftadır haber alınamayan çocuğun en son görüldüğü bakkaldayız. Bakkal görevlisi Murat Bey, en son çocuk burada görülmüş. Yalandır, öyle bir şey yok. Efendim, buradan dondurma aldı, daha sonra haber alınamadı. Yok. Kesinlikle hayır. Evet, sesler geliyor bir takım. Yok, o içeride müşteri var. Bir saniye Murat Bey, bırakır mısın? Şimdi sesin geldiği yere doğru gidiyoruz. Evet. Ses buradan geliyor. Evet, şimdi sesin geldiği dolaptayız. Evet, çocuğu bulduk. Serinlemek için girmedin mi lan buraya? İlk başta zorla konuldum ama burası serinmiş, çıkmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi donmuş, konuşamıyor efendim. Böyle bir çocuğa yapılan... Gördüğünüz gibi bu beyefendi, çocuk neredeyse donmuş, konuşamıyor. Lan oğlum, çocuk benim buradan sahip... bakkalın kapatılması mı? Dur. Bırak hemşerim. Çocuk sayemde serinliyor, bırak. Yürü git kardeşim, sen de ne çekiyorsun ya? Çık kardeşim sen de. Anne. Ulan tövbe estağfurullah. Evet, sıradaki haberimiz yine çok ilginç. Gördüğünüz gibi bir kripto bağımlısıydı. Son hali görenleri oldukça şaşırttı. Hayırdır? Harun Bey, neden bu durumdasınız? Ben ilk başta bir YouTube kanalım vardı. YouTube videoları çekiyordum. Yemek içerikleri. Patlayacaksın dediler. Az kalsın patlayacaktım. O nedenle bıraktım. Kaç kiloydunuz başladığınızda? Başladığımda 60 kiloyla başladım. Şimdi 160 kiloyum. Yani kanalın bana tek artısı bedava yemeklerle 160 kilo. Yani bir artı 100 kilo oldu. Onun dışında... Baktım olmuyor, bıraktım. Şu anda da kripto para işine girdim. Kripto para içinde de son paramızı yatırdık. Tabii YouTube'a harcadığım ekipmanları satarak girdim buraya. Ekipmanları harcadığım parayı. Öyle. Ben fenomenim dedi, bana yemek verin dedi. İş yeri sahipleri de ona yemek verdi. Ama bilmiyordu ki o yemeklerin sonradan kendi başına iş açacağını. Son hali, tek kazancı kazandığı kiloları oldu. Harun'un pişman halleri, hele pişman ol, pişman halleri gözünden okunuyordu. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Kaçak rakı yapıyordu, yakalandı ve sadece bizim kameralarımıza konuştu. Yalçın Bey, bir gelir misiniz? Hocam, ne yaptın Malış? Yalçın Bey, bu taraftayız. Merhaba. Merhaba kardeşim. Evet, nedir sizin olayınız? Arkadaşım çok güzel bir malzeme yapmış. Bir ya tadına bak abi dedi. Biz de tadına baktık. Gerçekten hoştu. Son durumumuz gördüğünüz gibi. Ondan sonra böyle oldu. Evet. Şu gözüm kayıyor. Şu anda kameramanı şu anda görebiliyorum. Evet. Seni de görebiliyorum. Düzeldi. Düzeldi şu anda, evet. Tekrardan düzeldi. Kaymaya başlayabilir. Etkisini yeni gösteriyor. Çünkü. Yeni gösteriyor. Evet. Nedir tavsiyeleriniz? Tavsiyelerim, bu arkadaşın yaptığı içkiyi asla kullanmayın. Asla kullanın. Yani böyle olmak istiyorsanız kullanın. Yani şu anda ben kamerayı şu anda buradan sana bakarak görebiliyorum. Görebiliyor mu? Evet. Arkadan bizi izleyen arkadaşlar da görebiliyorum. İlginç. Evet. Geçenleyin arkadaşıma selam verdim. Soldan bir abla geçiyordu. Bana elini kaldırıyor. Oysa ben arkadaşıma bakıyordum. Meğer ablaya bakıyormuşum. Hayda. Dayak yediniz oluyor mu? Yok. Niye bana baktın, yan baktın gibi? Oluyor. Bazen... Çapraz baktın. Evet. Bazen merhaba Ahmet abi diyorum. Öbür taraftan Mehmet abi diyor. İyiyim, sağ ol Yalçın, sen nasılsın diyor. İlginç efendim. Gördüğünüz gibi gün geçmiyor ki bir ilginç olay daha yaşanmasın. Buradayım ya, bu kamera. Ha. Evet. Yine ilginç bir haber. Yine biz. Acemi işçilik
gene başlarına iş açtı. Ucuz olsun diye stajyer müteahhit tutan bina sakinleri geldiğinde bu görüntüyle karşılaştı. Bu gördüğünüz arkadaş acemi müteahhit binanın... Siz kimsiniz? Haber. Evet, haber. Ha, ben abi kovalıyorlar beni, dövecekler ya. Duvar yaptık diye laf ediyorlar ya, bak. Sesli mi bak? Sesten ziyade beyefendi, binanın girişinin buradan olması mı lazım? Giriş, duvar. Çok rahatlatıcı, güzel bir duvar ördüm ben buraya. Ama giriş, evet. Benim bir tane hocam vardı, bana kafayı çok takmıştı. Ben o dersten parayla geçtim. Girişi öğretmeden geçtiniz. Girişi öğretmedi, çıkışı da kendi imkanlarımızla öğrendik. Ama hani diyorum şuradan şöyle bir köprü yapsak nasıl olur? Süper olur. Siz yayınlayacak mısınız bunu? Evet, kesinlikle. O zaman bir saniye kardeşim ben, evet. Bir dakika. Kabul et. Yok. Biz bir dakika. Bant çekeriz. Yüzünüze bant çekeriz. Bana ne?